Bakın şimdi bunu takımınızda Hilmi diyen oyunculara vermek zorunda değilsiniz. Döndüm, hop Hil'i verdim, döndüm. Buyurun. Adam o sırada bana timing attı. Ben belki burada öleceğim. Neden? Çünkü arkamda Hilmi diye bağıran oyuncu yüzünden. Çok merak edilen bir detay. Peki Sage aldım, bombayı taşımak zorunda mıyım? Ultisinin olmadığı her senaryoda ya duelist gibi ya da ikinci duelist gibi oynayabilirsiniz. Herkese selam. Valorant 101. Bir ajanın nasıl daha iyi oynayabiliriz serimizin Sage bölümüyle karşınızdayım. Adım adım gidiyoruz. Bir önceki bölümde Oman'ı yapmıştık. Sage'in nasıl daha iyi oynayabiliriz? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Nasıl taktikler kullanabiliriz? Bunlar üzerinden gideceğim. Hoş geldiniz. Bu arada bu serinin devamını isterseniz abone olup bana destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Bir numara duvar kullanımı. Genellikle insanlar round başlar başlamaz buraya zınk diye duvarını açıyor. Bu duvar rakip takım sizi rush atarken faydalı olabiliyor. Onları yavaşlatıyorsunuz. Fakat rakip takım B'ye oynamıyorsa bu duvar tamamen boşa kullanılmış oluyor. Bunu ortadan kaldırıyoruz. Ne yapabiliriz bunun için? Her ajanda yapmamız gereken bir detay vardır. Bu pik sayesinde rakip takım buraya oynayıp oynamadığını anlayabiliyoruz. Bunun yanı sıra gelen yetenek kullanımlarından da anlayabiliyoruz. Buranın boş olduğunu gördüğünüz zaman asla bunu diyerek olarak çekmenize gerek yok. Fakat bunu atarken burada bir oyuncu görürseniz örnek veriyorum. Hop geliyor. Birden çekebilirsiniz. Bu sadece bir kullanım. İkinci bir kullanım, daha hoş bir kullanım. Örnek veriyorum, takımınızda görüş alan bir oyuncu vardır. Fate, Sova, Sika hiç fark etmeksizin size bir yetenek kullandı. Ok kullanımı olabilir. Nereye geldiğinin önemi yok, her tarafta bu mantıklar geçerli. Bu ok sayesinde buranın boş olduğunu infosunu aldığınız zaman arkadaşlar şu duvar gelip buraya dip açıp ondan sonrasında rotate verebilirsiniz. Ve bu duvarı radardan takip edebiliyorsunuz. Sol üstteki haritadan da takip edebiliyorsunuz. Bu sayede bu duvar hasar görmediği sürece rakip takım yüksek olasılıkla mid veya A tarafına toplanıyor olabilir. Tabii ki de counterball bir seçenek ama aklınızda bulunsun, en azından B sayede 2-3 kişi tutmak yerine belki bir kişi bırakıp dönebilirsiniz. Siz de kalabilirsiniz, takım arkadaşınıza dönebilir. Peki rakip takım A'ya rush attı, biz B'ye instaball çekmedik, cebimizde duvar kaldı. Bu duvarı ne için kullanabiliriz? Arkadaşlar bu orayı retake, yani tekrardan almaya çalıştığınız zaman duvarınızı sayede girerken short için, main için, bombayı çözmek için kendinizi rahatlatmak adına kullanabilirsiniz. Her türlü kullanım var. Bunların asla ezber olmasına gerek yok. Burada önemli olan detay sadece işinize yarayacak duvarı bulmanız. O anda yaşanan aksiyona göre bir duvar atmanız. Atıyorum oyuncuların ikisi de Undraven'dadır. Bununla alakalı infonuz vardır. İki kişi kalmışsınızdır. Sıkıştılar lan, sıkıştılar. Under sıkıştı. İhtu Under. Adamları oraya sıkıştırdım. Bir Sage nasıl düştü? Bu duvarı çekerseniz bir oyuncunuz buradan bombayı çözmeye gider. Siz de o sırada buradaki kran oyuncuları tutarsınız sololarınızla birlikte. Farklı bir kullanım. Ya da en basiti, bomba kurulmuştur abi. Bombanın önüne duvarı çektiniz, çözmeye başladınız. Takım arkadaşınız sizleri korudu. Duvarı harcamamanız bayağı işinize gelecek bir detay. Bu arada duvarı bazen dik de kullanabilirsiniz. Dik kullanıp çözdüğünüz zaman soldan sağdan gelemeyecekler. Siz bombayı çözme olasınız daha da artıyor. Çünkü duvarı kırmaları zorlaşıyor. Abi slow kullanımına geldim. En çok gördüğüm hata, bakın burayı bastıra bastıra söylüyorum. Düşük ölüde, biz Radiant ölüde bile görüyorum bunu, yemin ederim. Buraya duvar atılıyor baba, herhangi bir yere. Rakip takım geliyor ya, bu slow'lar böyle duvarın arkasına atılıyor. Arkadaşlar, slow'ları sakın duvarın arkasına atmayın. Bu slow'un duvarın arkasına atılması hiçbir işinize yaramayacak. Neden abi, hemen göstereyim. Adamlar zaten buradan bu duvarı kıracak. Kırıyor. O sırada bu slow adama hiçbir etkide bulunmuyor. Yani yavaşlatsa bile adam zaten burada duvarı kırmak zorunda. Oradan zaman kaybediyor. Halbuki siz bu slow'u rakibin geleceği yöne doğru atarsanız, duvarı kırsa bile, diyelim bu tarafını kırdı ve slow attınız. Sizin için rakip takım oyuncuyu vurmak çocuk oyuncu alacaktır. Hem ses vermek zorunda gelirken hem de yavaş geliyor. Yani yavaş çıkan bir cross'unuza çıkan bir oyuncuyu vurmak gerçekten kolay. Abi bunu duvarla kombolamak zorunda mıyız? Hayır, değiliz. Bu arada ikinci bir hatayı da söylüyorum. Slow'ların ikisinin birden aynı anda kullanılması. Arkadaşlar bunu yapmayın. Duvarın arkası önü fark etmiyor. Slow'ların ikisini de lütfen aynı anda kullanmayın. Hemen sebebine gelelim. Bakalım. Rakip takım diyelim buraya girmeye çalışacak. Biz abi slow'umuzu attık. Atıyorum, şöyle attım. İsterse girmeye çalışsın. Önemli değil. Bakın zaman kaybediyor. Zaman kaybediyor. Bu slow'u attıktan 3-4 saniye sonra zaten bu adamlar slow'un üstünden rahat bir şekilde yürüyüp girmeye çalışmayacak. İkinci slow'umuzu kullanıp takım arkadaşlarınıza ve size zaman kazandırabilirsiniz. İki slow sayesinde rakip takım en az 7-8 saniye boyunca sahide giriş yapamayacak. Giriş yapmaya çalışanlar ise siz ve takım arkadaşlarınız tarafından daha kolay hedefler haline gelecekler. Misal veriyorum, rakip takım geliyor, hop slow'unuzu attınız, üstüne smoke isteyebilirsiniz, pozisyon değiştirebilirsiniz ya da buradaki bir takım arkadaşınız için aslında yine rahat bir kill çıkarttırabilirsiniz gördüğünüz gibi. Bu slow'un bitmesine yakın ikincisini de atıp arkadaşlar yine cross koymaya devam edebilirsiniz.
İstediği kadar bir oyuncu buradan çıkmaya çalışsın. Bu slovlar sayesinde çıkamayacak. Bu çok önemli bir detay. Daha farklı bir detay, slovları tabii ki de sadece say tutarken değil, saldırı anında da kullanabilirsiniz. Rakibin pikleyebileceği noktaları atmak gibi. Örnek veriyorum, giriyorsunuz. Smoke için city'ye verdiğiniz bir slow sayesinde burada smoke varken o smoke'un içinden çıkmaya çalışan oyuncu slow'lara basmak zorunda kalacak. Ya çok çok yavaş çıkacak ya da size ses verecek. Peki saldırı tarafında duvarı nasıl kullanabiliriz? Arkadaşlar, bir agresif duvar, bir koruyucu duvar, bir de pasif alan kapatacak duvar var. Sayede aldığınız zaman çok klasiktir ama belli bölgeleri duvarla kapatabiliyorsunuz. Üstüne duvarı da burada kapıyı da kapatabilirsiniz. Bu tarz duvar tekniklerini kullanıp rakibi tabii ki de yavaşlatabilirsiniz. Tamamen sizin işinize gelecek bir detay bu da. Veya bunun gibi yatay açmak gibi çok fazla duvar var. Ufak tefek gap'ler kalabilir ama sizin işinize gelir. Adam çünkü buradan çıkmak zorunda bunları kırmadığı sürece. Bu duvarı kullanmak istemeyip agresif oynayabilirsiniz. Misal veriyorum, smoke gelmiştir, side oynayacaksınızdır. Bu durumda şu boost sayesinde veya her haritada yapabileceğiniz boostlar sayesinde Taven tarafını tutabilirsiniz takım arkadaşlarınız için ve bu sizin adınıza gayet güzel bir detay. Hatta daha da rahatlatmak isterseniz şu stove'u da verdikten sonra takım arkadaşının side'e girip short ve side tarafını temizlerken buradan istediğiniz gibi rakip takımı avlayabilirsiniz. Önünüzde smoke varken bu boost çok faydalı bir boost. Geldim slow kısmına. Abi örnek veriyorum, jeneratörde bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Bu oyuncu sıkıştı. Takımımızda raise neydi? Joy Molly'si, Brimstone Molly'si, hasar verebilen herhangi bir yetenek varsa yanınızdaki hasar veren oyuncuya şunu söylemeniz yeterli olacaktır. Jeneratöre mola at, jeneratöre atıyorum herhangi bir yeteneğini at. Siz buraya slow attığınız zaman o adam bu slow'da yavaşlayacağı için bu skill'den kaçma olasılığı daha da düşük olacak. Ve doğrudan slow üzerine gelen ek skill sayesinde onu orada yok edebilirsiniz. Yine çok basic bir detay. Daha da savunucu bir sizlere hemen slow kullanımından bahsedeceğim. Slow'ların sadece mantıklarını anlamanızı istiyorum. Bombayı kurduk ve rakip takımın gelmesini engellememiz gerekiyor. Burada duvarımız var. Rakip takım oynuyor. Slow kullanım 1. Adam bu slow'un üstünden gelmeye çalışırsa kolay kill. Peki bu slow devam ediyor, bitmedi. Bakın aradan saniye geçti. İkinciyi de tam diğerinin bitmesine yakın attım. 1, 2, 3, 4, 5. Diğerini de attım. En az 8-10 saniye rakibi burada tutuyorsunuz. Rakibin gelmesini engelliyorsunuz. Gelen rakip de sizin için kolay bir kill oluyor. Mantığınız bu şekilde olsun. Sage oynuyorsanız rakibin gelmesini engellemek, rakibin alacağı alanları kapatmak. Daha da farklı bir detaya geliyorum. Arkadaşlar, E kullanımı. Bakın şimdi bunu takımınızda Hilmi diyen oyunculara vermek zorunda değilsiniz. Ya da Hil diye bağıran oyunculara koşup abi arkanızı dönüp Hil vermek de zorunda değilsiniz. Eğer sizden bir oyuncu Hil istiyorsa, can istiyorsa pozisyonunuzu bozmadan kendisinin size yaklaşmasını isteyin. Çünkü atıyorum Heaven'a bakıyorsunuz abi, cross koyuyorsunuz. Buradaki oyuncu Hilmi diyor, tamam mı? Döndüm, hop Hil'i verdim, döndüm. Buyurun. Adam o sırada bana timing attı. Ben belki burada öleceğim. Neden? Çünkü arkamda Hilmi diye bağıran oyuncu yüzünden. Böyle durumlarda Hil atmayın arkadaşlar. Bakın atmayın. Bu sizin suçunuz değil. Sage oyuncularına özellikle söylüyorum. Bir yetenek kullanımı yüzünden pozisyon kaybı ve rakip takıma avantaj vermemelisiniz. Aklınızda bulunsun. Çok merak edilen bir detay. Peki Sage aldım, bombayı taşımak zorunda mıyım? Abi bombayı, evet, Sage taşımak için uygun bir ajan olabilir, taşıyabilir ama böyle bir yazılı kural yok. İkincisi, Sage full support mu oynanmalı? Hayır. Savunma tarafında evet Sage support oynanmalı. Çünkü savunma tarafında sizin bu yetenekleriniz çok güçlü ve rakibin girmesini çok engelliyor. Takıma çok fazla alan açabiliyorsunuz. Fakat saldırı tarafında Sage ne kadar çok kill toplarsa biliyorsunuz ultisi o kadar hızlı geliyor ve ultisi sayesinde herhangi bir oyuncuyu kaldırabiliyorsunuz. Bu durumda Sage'in arkadan böyle pısırık pısırık gelmesi yerine ultisinin olmadığı her senaryoda second entry oynamasında hiçbir sakınca yok arkadaşlar. Ya duelist gibi ya da ikinci duelist gibi oynayabilirsiniz. Çünkü şu can, inanın, çok bir ekstrası yok. Benim can vermem lazım, sonra sondan gelmem lazım diye düşünmeyin. Zaten 60-70 can veriyor. Kafa denizden gidiyor. Buna takılmayın. Dediğim gibi biraz agresif oynayın. Ne kadar çok kill alırsınız o kadar ultiniz döner. Ne kadar çok ultiniz dönerse o kadar revive atarsınız. Sadece ultiniz varken asla ve asla önden gitmeyin. Çünkü sizin için çok önemli bir tane ulti. Doğrudan takımınızı eksik pozisyondan dengelenmiş pozisyona getirecek bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu video için sizlere bahsedeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Duvar detayları aklınız umarım yatmıştır. Mantık olarak bakın. Askent haritası bazında bakmayın. Harita random girdiğimiz bir harita. Slow kullanımları aynı şekilde. Dediğim gibi her türlü kullanabilirsiniz. Sadece ikisini peş peşe atmayın. İlk kullanımı aynı şekilde. Abi Sage bence oyunun çok güçlü ajanlarından bir tanesi.
Çünkü çok fazla engelliyor bir şeyleri. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde daha farklı bir ajan gelecek. Yorumlara da özellikle beklediğiniz ajanı yazabilirsiniz. Görüşürüz.